Birkaç gündür video çekmiyordum çünkü çünkü aslında bir sebebi yok yani. Bugün aslında Brawl Talk teori videosu atmam lazım. Ya iki yıl ya iki buçuk yıldır ben her Brawl Talk'ta teori videosu yapıyorum bir tane kapağa bakarak tamamen. Hiç şu ana kadar görselleri şey koymamıştım. Sadece Brawl Talk'un kapağıyla alakalı. Ama yani bu kapak o kadar detaylı ki gö göstereceğim şimdi. Yani şundan bir teori çıkmadı. Tek bildiğimiz şey yeni gelen karakterin sünger bopa benzeyeceği ve inşallah bu kostümler çünkü sünger bop bir karakter gelmez çok saçma sapan olur yani. Clancy'nin bence o mi öyle bir şey vardı işte yengeç var işte o ya neyse artık. ondan geldiğini zannetmiyorum ben sadece yengeç karakter yapmış adamlar o kadar yani. Sünger bop karakter olması aşırı kötü olur. Onun dışında zaten bundan teori çıkmıyor yani. Rüzgar'la da konuştuk yayından önce Discord'dan biliyor zaten izliyordur şu an muhtemelen. Hani espri yaptım. Dani gülüyor. Çok mutlu Avrupalı karakter gelecek diye. Harbi yani çıkan tek de Bu zaten başka bir şey yok. Neyse ben de o yüzden video çekim dedim. Video başladığım gibi kapı sesi geldi dışarıdan. Annemler gelmiş muhtemelen gene balkona geçeceğim. İnternet rezil olacak. Şimdi bu dediğim şey muhtemelen yapılmaz ama ben yapılması gerektiğini düşünüyorum. Shelly yani ilk savaşçı olacak kadar güçsüz bir karakter değil. Yani güçlü. Shelly niye 25 şut Hayatsız mısın diyenler için yanlışlıkla yaptım. Böyle eğlencesine şeyle oynuyordum. Bir tane map var. Şeyli çok güzel. Ben de orada eğleniyordum. Bir saat falan geçmiş. Fark etmedim. 25 şutlu oldu. Onun yerine ilk karakter bardayı falan filan olabilir yani. Ama dediğim şey yapmazlar. Şöyle oyunun başından beri ilk karakter. Belki oyun ilk yapıldığında öyle değildir. Project Lazer döneminde. Farklı bir karakterdir ama yani bunu yapmazlar. Yine de yapılması daha mantıklı olurdu. Yani şeyli ilk savaşçı olacak kadar güçsüz değil. Tabi bu mapte şeyle oynamak birazcık absürt kaçabilir ve eksi 8 yemem de normal bir şey olacak burada ama bir tane dynamic var oraya gidersem öleceğim eziyet hızlı bir Oo, two days Dynamic oyuncuları çok salak niye bilmiyorum şimdi bunu dedim diye kızabilirsin böyle dynamiclardan bahsediyorum two days fanı Eksi 8 IQ sürekli zıplayarak bir şeyler yapmaya çalışan aptallar tabi Ben ondan biraz daha aptalım <laughs> Oyunda artık eskisi kadar yeteneğim yok benim ya şu an bu adamı 8 kere yemiştim ben normalde. Ya baksana Max Today's falan elemen bu oluyor yani. Ben şunu alıp gideceğim artık. Seninle uğraşamam. Seni gördükçe tiksiniyorum ya. Yosa koş üzerime. İstiyor mu? Bravo kanka. Today's kadar yetenekli. Bir de küflü mic kullanıyor. Allah'ın otu istiyor. Küflü mic kullanacağım ama normal mic kullanırım diyecektim ki. Birkaç yıl önce küflü mic kullandığım aklıma geldi. Artık sen öyle ya çok yaşadın Allah'ın salla seni. Ha Max sen ne arıyorsun lan burada? Yürü git lan. Ben burada sıkıştım. E ben ne yapacağım? O salak Dynamite'a birazcık zaman ve bir aksesuar harcadım yani. Bu da artık eskisi kadar iyi oynayamadım özeti gibi bir şey. Yeter lan. Yürü git. Kaçır. Kaçıracağım seni. Kaçıracağım. <laughs> ya nereye saklanacağım ben ya? Yenizi geldi bir de ya. Hmm. <laughs> Aksesuarım da bitti ama onlar bunu bilemezler. Aa şey geldi. Birazcık canı doldu. Mükemmel oynayan bir Colt. Şu beleş olan Colt kostümü kullananlar da genelde kötü oynuyor. Niye anlayamadım. E tabi işte, beğenmedikleri karaktere kostüm almaz insanlar ve beleş olanı kullanıyorlar. Belki de bu yüzdendir. Ama beleş kostümü de gayet güzel. Belki de kostümleri vardır da onlar kullanmıyordur ne bileyim. Hesaplaşmada duvar kırma aksesuarının daha iyi olduğunun özeti. Ya Spike Allah aşkına. Ya yürü git şuradan nefret ediyorum kitlerden. Hepsiniz salaksınız ya. Bütün kitler salak. E Gel ultili Shelly'nin üzerine gitti ya. Bu haritada Shelly ile üçüncü oldum. E-spor takımına başvuruyorum. Hiçbir e-spor takım lan. He rastgele kostüm vardı. Hiçbir e-spor takım benim almadığı için kendi e-spor takımı kuruyorum. Hıyarcan e-spor takımı. Katılmak için en az 255.000 kupa. Bir de katılma ücreti 8.000 TL. Teşekkür ederim. Bakalım Leon gelecek mi? Parantezci Leon var ama. Leon gelecek galiba. Leon yeşil. Bu da yeşil. Leon geldi. Yani Shelly'nin ilk savaşçı olmamasının şey yani. Zaten bu mapte bile üçüncü olabildiysem. Tabi zekalı. Kit'in gerizekalı o. Normalde dördüncü olurdum da işte Max Hit oyuncusu. Şimdi bu dediğimi çok kişi onaylayacaktır. Nita fazla güçlü değil mi? Süper Ender yapın en kötü. Ben destansı istiyorum ama. Yani en kötü Süper Ender yapın. Ender için aşırı güçlü bir karakter. Yani düşük karakterler süpersel oyunlarında genelde güzel oluyor. Yani mesela Clash Royale'de çok fazla sıradan kart çok güzel. Mesela yani örnek vereyim bir ara okçular çok iyiydi. Şu an o kadar iyi değil ama. Sırf okçular metada diye herkes oklar kullanmaya başlamıştı. Oklar da sıradan galiba. Oklar da metaya girmişti. Öyle bir dönem vardı güzeldi. Garibanların yüzü gülüyordu. <gülüyor> Clash Royale çok oynamadığım için düşük kupam. 5000 mi ne? Sadece canım sıkıldığına giriyorum. Sadece canım sıkıldığında girdiğim için de biraz kötü oynuyorum haliyle. Gerçi aslında bütün gün canım sıkılıyor ama canım sıkıldığında yapacak başka şeylerim de var. Canım sıkıldığı zaman giriyorum ama her canım sıkıldığında da değil. Çünkü bazen canım sıkıldığında YouTube izliyorum mesela. Nita'nın zaten neden güçlü olduğunu hesaplaşmada anlatamam. Ama hesaplaşma girdim niye bilmiyorum. Keşke soygun girseydim. O Brock GG. Ee, onu bana attın şimdi. Bütün oyunumu rezil ettin ya. Şu Belle hesaplaşmada çok uyuz bir karakter. Bütün oyun şimdi üzerimde plaketle gezeceğim. Keşke altın plaket olsa ama değil. Işte. Uzak dur gelme. Deyip adamın üzerine koşuyorum. Çok zekiyim. Uzak durma lan gel lan buraya. Sen hayırdır lan. Ayın beni korur. Ayı diyorum ama köpek kendisi. Neyse köpeğim de beni korur. <laughs> lan belle Hayatımı zehir eden pişlik. Öleceksin. <laughs> 8 sezonluk dizi azından yanlışlıkla. <laughs> çok iyi. Ne bakalım ne açmış mıyız? Açmışız çok güzel 100 kredi asla almayacağım. Enderlerden çıkabilirsek diğer şeylere gideceğiz ama. Yani Piper'ın yanına koyulma. Aa bende şey yok muymuş neyse. Piper'ın yanına koyulması lazım bence. Şunu da alayım hesaplaşmada bu şey aksesuar daha iyi bence. Koldun destansı olması lazım zaten en az. Destan gizemli çıkamaz o kadar değil de yani en azından süper ender yapsaydınız ender için çok az. Kolta hakaret... Kol zaten çok kişinin main karakteri, çok sevilen, çok seveni var. Ben çok seviyorum ama main'im değil bir main karakterim yok. Canım sıkılınca, canımın sıkıldığı karakteri oynuyorum. Çünkü genelde çok oynanmayan karakterleri seviyorum çünkü hiç oynamıyorlar, alışılmadık oluyor. Mesela Albayra'sı oynamayı çok severim. Ben çok eğlenceli. Ama oynamıyor kimse çünkü güçlü değil. Bak mesela bu adam şu anda benim şey olduğunu düşünüyor. Çünkü çoktan atardım. Böyle şey yapıp bir anda kafasında duvarı kırıp ya şu oyunun otosunun cidden düzeltilmesi lazım ya. Şu oyunun otosunun cidden düzeltilmesi lazım. Ay, susarım boşa gitti şimdi. Atmasam da ölecekmiş zaten adam. Niye böyle oldu ki şimdi? Asla oto basmadan maç atacağım. Nasıl fikir? <laughs> Bence birazcık fazla kolay bir fikir. Sürekli oto basarak atmak daha zor olur. Ama şimdi kutu kurarken bile nişan almak. Ben kutuya yenişi aldığım zaman kaçırıyorum. Belki de reflekslerden bir reflek reflekslerdendir bilmiyorum. Kutunun yanına ateş edemem. Öyle. Ya ben ters tarafa gidip ultimin boşa gitmesini bekliyordum ama Yani o benim için daha iyi olur, sorun yok. Sağ olasın. Ta 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 ta. ta, ta. İşte böyle olmasını bekliyordum ama olmadı neyse. <laughs> Koltuğu öyle çabuk doluyor. Ben de öyle atıyorum. Yani zaten önemli maç bir değil. Önemli maçlar olduğu zaman yapmıyorum. Mal değilim. Mal değilim deyip dünyanın en saçma mermisini öldüm biraz ama yani. Bakalım ne geliyor. Leon bu sefer gelecek mi Leon? Leon bu sefer de Spike geldi. Bundan da Kurov gelir mi? Olay Kurov. Şu kostümü aldırdım da Rafta zaten kostüm var. Ve 149 taşı değil mücevherle. Mücevherle gelmeyecek bunlar galiba. Gelecek bunlar gene. 3 sene sonra indirimde 39 taşı alırım. Teşekkürler. Şimdi artık Enderlerden çıkmak istiyorum. Yani hakaret olarak sayacağınız bir sürü karakter vardır muhtemelen. Mesela Bull da Süper Ender olsun en azından. Ya da Brock da Destansı olsun falan. Yani da en azından Süper Ender olsun falan. Evet ama yani bunları da göstermeyeceğim. Yeter artık bu kadar Ender. O yüzden Süper Ender'e geçiyoruz. Jesse de aslında yani Jesse Destansı için değil ama Dyna'nın Destansı olması lazım ya. gizemli fazla kaçar gibi ama Destansı olması lazım. Ya şey geldi aklıma ya. Mike'ı 25 şutlu yapacağım son maçta benim karşıma 3 tane Miko atınca benim de çok bir şey yapamadım doğal olarak. Ondan dolayı 25 şutlu değil ha team kanka team. Öleceğim birazdan ama team olmam yine de. Ölmedim. Tam Max Cordelis oyuncusu boğuluyor. Öl lan lütfen öl. Lütfen öl. Korde. Korde geber. Korde geber. Geber. Allah sala. Ben böyle deyince bana kızıyorlardır muhtemelen de. Yani çok fazla Türk Cordelius oynuyor ve Cordelius oynayan bütün Türklerden nefret ediyorum. Evet videodan çıkabilirsiniz çok da umurumda değil. Donduracaktım da patatesçi abi geldi diye. Dondurmamaya karar verdim gider şimdi o kısa sürüyor. Eskici gelse dondurdum ama. Şimdi şurada bir tane Allah'ın otistiği Timur var. Ha Timur değillermiş tamam güzel. Tak. Tahmin ettim aslında ama daha uzağa atmam lazımdı. Öldüm. Ölmedim lan adam salak çıktı. Gitti ulti attı. Aksuhar'ı ölmüştüm. Ya lan normal birkaç kere vursa en kötü yani. Ölmüştüm ama niye ulti, niye ulti attı? Ya tamam taze bilmem patatesim vardı. Niye böğürüyorsun abi? Duyduk gider diye dondurmadım hala burada. ses artık gelmiyordun ama uzaktan geliyor. Geliyorsa da az geliyordur. Oo Rico pusuyormuş bütün maçları. Otistik Rico severiz. Öl. Pusanları da hiç sevmiyor ama. Eğlenceli değilken yani. kupa için giriyorsan girmene gereği var madem eğlenmeyeceksin. Lan... ben. bu <laughs> puson tiplerden kit meyinlerden ve kordelus meyinlerden daha çok iğreniyorum. Pusma gerek yok. Neyse ben leon çıkartacağım. Leon çıkarmak istiyorum. Ha leon versene. Ee, mavi oldu mavi olunca leon çıkmıyor. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Mavi efsanevi var mı? Ee, senin kostüm var mavi. Sen de çıkıyor bundan. Sen de çıktı. <laughs> İstesem bu kadar duygusuz söyleyemem. Riko süper enderken iyi ya sanki. Lan git gitmesin destansiye gerek yok. Tamam ya süper bu kadar galiba daha bir şey yok. Kim ha Frank 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 abi. Şimdi Frank abi gizemli bence olması lazım. Efsanevi biraz fazla kaçar. O kadar da değil. Ama yani Frank aşırı güçlü ya. Aslında işte efsanevi de olabilir bilmiyorum. Düşük kupalarda çok iş yapıyor çünkü düşük kupalarda 5 tane 6 tane Edgar attığı için yani Böyle 10.000 20.000 bin, bin kup gibi kupalarda bir sürü Edgar var niye bilmiyorum Allah'ın ultistikleri Edgar oynuyor yani Edgar güçlü değil ki niye oynuyorlar Edgar'ı onu da anlamıyorum yani Güçlü değil bir şey değil Atlıyor falan diye oynuyorlar galiba onda yanlış aksesuarla oynuyorlar ulti verenle oynuyorlar Sinirim bozuluyor düşük kupa hesapları yerinde nasıl bu kadar salak oluyor insanlar falan diye İyi değil Düşük kupalarda işte Frank içinden geçiyor bütün ezgarların iyi oluyor. Üzerine mi yürüyeyim illa ne? Aa keşke önceden Allah'ın otistiği Az önce üzerine yürüsem ben gider diye düşündüm. Ne bileyim o kadar salak olacağını. Kovalar öleceğini bilir zannettim. Keşke yürüseydim işte. Bir tane aksesuara bakıyordu ya. Şerefsiz dişsak iğreniyorum. Jonet ne kadar uzağa nişan alırsa o kadar uzağa Yani bilmiyordum. Yeni öğrendim. Dün başladım oyunu. Ya mesela yüksek kupalarda bir sürü kit var. Kit evet gerçekten güçlü. Keşke güçlü olmasa ama ne yapayım. Vurmak yerine yanlışlıkla emoji attım. Yok tam tersi. Ya yürü git koltuk bunlar benim yemeğim. Yemeğime dokunma. Benim yemeğim. Senin yemeğin değil. Benim yemeğim. <laughs> benim yemeğim lan yuh şu artık. Ayı ayı öleceğini hani bile bile ne geliyor. Nasıl kurtulacağım buradan ya. Bir gösteremedim Frank'i çıldıracağım. Eksi dokuz eksi on ye, ye yeter ya. Kim? Pearl aslında gizemli olabilir ama yani göstermeyeceğim. Pearl çok sıkıcı. Hiç oynayasım gelmedi şu an. Son e, söyleyeceğim buradaki sorunuz gider çünkü son. Artık zaten gizemlerde de yükselmesi gereken bir karakter. Göremiyorum gibi. Doug belki ama efsanevi de şimdi. Miko sadece hesaplaşmada güçlü şimdi. Sırf hesaplaşmada güçlü diye efsanevi olmaması lazım diyecektim. Şu Allah'ın belası, geri zekalı, lanet olası karakter yerli aklıma. Daha devam edecektim de üşendim. Tamam bu kadar video galiba. Daha vardır da benim aklıma gelmedi şu anda. Lise hazırlamadım çünkü. Direkt girdim videoya. Hadi o zaman.